var. 2024 Ağustos TUS sonuçları açıklandı. Türkiye'de ilk 10'da 10 derecemiz oldu. Öncelikle derece öğrencilerimizi tebrik etmek isteyerek başlamak istiyorum bugünkü röportajımıza ve arkasından sınava giren tüm hekimlerimize de sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek tebrik ediyoruz. Bugün yanımda bilgi ve tecrübelerini paylaşması için iki tane İzmir'den ilk 10'a giren derece öğrencimizi davet ettim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sağım derece, solum derece. Tebrik ediyorum her ikinizi de. Nasıl, mutlu musunuz? Mutluyuz tabii ki canım. Keyiflisiniz. Evet. O zaman seni başlayalım ilk önce tanımakla Boracığım. Merhaba. Kendini biraz tanıtırsan bize. Ben Doktor Barak Hocaoğlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2024 sonbahar TUS'unda klinikte ikinciyim, temelde üçüncüyüm. Temel netim 86-25, klinik netim 88-75, toplam 175 netim var. Bu şekilde. Tebrik ediyorum seni. Yiğit, seni de tanıyalım. Merhabalar, ben de Doktor Yiğit Tüfekçi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini ikincilikle bitirdim. 2024 sonbahar TUS'unda temelde 83 net, klinikte 86-25 netle, temelde 16. klinikte 10. oldum. Her ikiniz de bekliyor muydunuz böyle bir şey? Yani zaten bekliyordum yani. Sınavdan sonra bekliyordum. Sınavdan önce de zaten hep motiveydim. Daha çok ben birinci olacağım diyordum. Olmadı. Üzüldük tabii. Aslında Bora ile bizim tanışmamız 4. sınıfın başıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani mesajlaşıyorduk. Mesajdan evet, tanışıyorduk mesela, zaten evet. Ben İngiltere'ye gitmeyi düşünüyordum ilk. 5. sınıfın... Düşünmüyordum normalde. Aynen. 5. sınıfın başında daha sonra dedim Türkiye'de kalayım. Orada şimdi nasıl cerrahi yapacağım falan, burada çalışırım, TUS'uma girerim falan diye düşündüm. O şekilde tanıştık. Zaten geldiğimde derece olacağım diyordum. Evet, masanın üstünde şöyle bir şey söylemiş, onu hiç unutmuyorum. Dilek abla, ben derece olacağım. Beni yaz, kayıt yap diye geldin, onu hatırlıyorum. Seninle 2. sınıfta tanıştık. Evet. 2'den itibaren birlikteyiz aslında. Evet, ben... Sen nasıl bir öğrenciydin? Böyle ikinciyim dedin ya hani, ikincilikle bitirdim. Ben okulda her derse gittim. Her derse çok iyi çalıştım. Birinci sınıftan itibaren her gün çalıştım ben. Bence başarımın arkasındaki en büyük neden bu. Çünkü fakülte derslerini önemsedim ve onları burada hani dershane derslerinde görünce kalıcılığı çok arttı o bilgilerin. Sen nasıl bir öğrenciydin? Ben tam tersi bir öğrenciydim. Yani hatta kalmışlığım falan da vardır ama bütle mütle hallettik onları, pandemi sağ olsun. Güzelce bütlerimizi geçtik. Toparlanız. Yani ben 1-2-3'te tıbbı çok sevmiyordum bile diyebilirim herhalde. Yani temel bilimleri sevmedim. Şu an temel bilimleri tabii ki çok seviyorum ama o zaman sevmedim. Daha sonra 4. sınıfta hastaneye girince, klinik bilimler başlayınca yani doktorluğun ne olduğunu anladım. Hı. Ve sonra çok çalışmak istedim. Sonra nereden çalışacağım yani bilmem ne. İlk kadın doğum stajım. İşte nereden çalışacağız? Okulda slaytlar var. Onlardan pek bir şey anlaşılmıyor. Ne var? Textbook var. Textbook çok büyük. Dediler ki dershane kitabı al. Ben de bir tane kitap evine gittim. Bizim okulun orada vardı. Orada 2013 basım bir tane TUS Data kadın doğum konu anlatımı vardı. Elime o geldi yani. 2013'ten beri ne değişmiş olabilir dedim. Gerçekten çok güzel bir kitap. Hala da çok güzeller zaten. O çok hoşuma gitti ve 4. sınıfın tamamında bütün stajlarda, bütün büyük, büyük stajlar olsun, TUS Data'nın konu anlatımlarıyla çalıştım. Ama TUS Data'yla tabii bir tanışıklığım yok, sadece kitap olarak sipariş ediyorum. Geliyor yani, bu kadar. Tabii onların da faydası oldu 5. sınıfın başında. Stajlarım. Aynen. 4. sınıfta zaten stajlarıma çok yardımcı oldu da 5. sınıfın başında da TUS'a başlayınca onu da TUS Data'nın kitabından çalıştığım için stajları da zaten çok tekrarı gibi bir şey oldu. Zaten kliniğim iyi olarak başladı. 4 ile 5 zaten çok uyumlu gidiyor değil mi? Stajlarla TUS süreci. Aynen aynen. Ya zaten, daha iyi tanıyorsun. Ya herkes böyle TUS'u doktorlukla alakası yok, bilmem ne yok. Yani öyle şeyler diyorlar da bence kesinlikle ben her TUS çalışırken ya, keyif alıyordum yani. Hiç böyle sıkılıp yeter artık falan demiştiğim çok nadirdir yani. Ya çünkü çalışırken vaka çözüyorsun, bir şey yapıyorsun, meslek icra ediyorsun aslında. Doğru. Yani o yüzden TUS'u da ben severek çalıştım. Yani en başarımın arkasındaki en büyük neden de bu yani. Severek çalışınca bir şey aklınızda gerçekten 100 kat daha iyi kalıyor. 100 kere çalışmış gibi oluyorsunuz. Şaşırmak çok önemli.
yani bir şey okuyun, aa bu böyle miymiş falan demek. Ben de çok katılıyorum. Hani TUS'un doktorlukla alakası yok demek, hani yani çok fazla TUS'a çalışmamışlardır der. Yani çünkü okuyorsun, vakaları okuyorsun, tabii. Günlük hayatta karşılaşılan şeyler. Sen komitelerde, stajlarda ne yapıyordun? Hani ben de elime ikinci sınıfta geçen kitaplardan baktım. O komite kitaplarından baktım. Gerçekten çok yardımcı oldular. Stajlarda da çalıştım. Evet, stajlarda da çalıştım. Daha çok herhalde stajlarda bir hedef koyuyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü orada hani biraz da kendinize görerek gidiyorsunuz ya. Var mıydı o zamandan böyle aklınızda işte? Yani bir planlama. Ben ya babam bana der ki sen para harcamayı seviyorsun, gezmeyi seviyorsun, rahat seviyorsun falan. Ben de kendimi öyle zannediyordum ama aslında zoru seviyormuşum. Yani kafam boş kalmasın, zorlanayım, çalışayım. Yani ilk önce dermatoloji diye başladım ben. Ya da psikiyatri falan daha rahat. Daha sonra cerrahiye yöneldim. Daha sonra plastik cerrahiye yöneldim. Şu anda da tercih? Plastik cerrahi olacak. Bakacağız hangi üniversite. Dermatoloji. Sen de derma istiyorsun. İnşallah gönlünüzce olsun her şey. Biz çok mutluyuz. Gerçekten de güzel bir başarıyı yakaladınız. Bundan sonraki yaşamımızda da her şey inşallah çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü İnşallah. İkiniz de gerçekten hedefler koyarak çalıştınız. Biz biliyoruz ama biraz da bundan sonraki aşamada TUS'a devam edin. İşte en yakın internlerimiz var. Belki bu TUS istedikleri branşlar açılmadı ya da bir TUS daha denemek isteyen, sürece devam eden hekimlerimiz var. Nasıl önerirsiniz? En başta öğrenciler için ne düşünüyorsunuz? Nasıl çalıştınız? Hangi kaynakları kullandınız? Derslere geldiniz mi, gittiniz mi? Ben hepsini şöyle ilk oradan başlayarak dinleyeyim. Böyle çapraz gideriz artık. Yani ben ilk 5. sınıfın başında yani geldim Dilek ablayla konuşuyorum. Benim. Hani Dilek abla. Yani yüz yüze mi alsam, offline mi alsam? Çünkü ben hani yani evde disiplinli bir insanım. Yani evde oturup dinlerim. O yüzden offline olarak karar verdim. Çünkü hem dikkat bozukluğum da var. Durdururum, geri alırım. Zamanımı harcamış olurum ama sıkıntı yok. Buraya gelsem ders kaçtı mı ben de kaçar diye düşündüm. Yani ben offline aldım. Ama herkese tavsiye eder miyim? Yani kişilikle alakalı birazcık. Yani ben her sabah, her hafta sonu sabah 8'de kalkıp akşam 10'a kadar o bilgisayarın başında oturup dinleyip not alabiliyordum. Yani çoğu kişi zaten evdeyim, 10'da başlarım, 1.30'da izlerim, daha hızlandırırım falan diyerek birazcık aksatıyorlar diye düşünüyorum yani etrafımdan gördüğüm. O yüzden soracaktım, sözümü kestim burada ama offline üstüne özellikle durmak istiyorum. Çünkü en çok seninle ilgili bu bize soruldu. İşte seni tanıyanlar ya da duyanlar offline paket alarak gitti. Ya eğitim olarak bir farkı yok zaten. Yok, hocalar aynı anlattıkları. Evet, aynı. Sistem de aynı. Yani burada disiplin mi? Ya disiplin, ya kişilik, yani buraya gelen adam da disiplinli. Yani sonuçta sen geliyordun. Yani 10. oldun. Ben her derse katılmaya çalıştım yani, çünkü Ali düzenli 5'ten itibaren derslere geldi. 6'da da hatta geldi. Evde dinleseydim yeterli tekrar zamanını ayıramayacağım gibi hissettim. O yüzden burada hepsini bir günde, iki günde bitirmeye gittim. Yani o yüzden hepsine gelmeye çalıştım. O adam da disiplinli. Yani ben de disiplinliyim. Yani farklı tercihler. Yani buraya gelenleri disiplinsiz denemez yani. Buraya gelen burada dinlemeyi seven olur ama kendini disiplinsiz hissedenler buraya gelmeli bence. Zorlamalı kendini buraya gelmeli. Burada çünkü ders oturunca sen işleniyor, bir şeyi başlatman gerekmiyor. Yatağa yatamıyorsun, koltukta oturuyorsun. O yüzden kendinde onu görmeyenler, daha çok bunlar hani evde çalışamıyorum, kütüphanede çalışayım diyen arkadaşlarımız bence buraya gelmeliler. Peki sen ne yaptın offline'da? Hani nasıl bir düzen kurdun, saatlerini, çalışmaları nasıl? Offline'da yani zaten cumartesi sabah 8.30'da yükleniyordu offline. Ben de 8.30'da yüklendiği gibi başlıyordum direkt. İlk başta hani hızlandırma şansım var, 1.5'a alıp izliyordum. Sonra fark ettim ki sadece altını çiziyorum, yani hiçbir yararı olmuyor. Daha sonra hepsini normal hızında izlemeye başladım. O zaman daha verimli olmaya başladı zaten. Daha çok zaman harcıyorsunuz tabii çünkü yani geri alma şansı zaman harcatıyor. Hani anlamadım, geriye alayım diyorsunuz da onlar birikiyor. 1-2 saat daha geç bitirebiliyorsunuz. Ama yani onlar daha yararlı oluyor bence. Çünkü anlamadıysanız neyse evde bakarım deyince yine anlamıyorsunuz burada. Ama orada geriye sarabiliyorsunuz. İsterseniz 10 kere geriye sarın yani. O yüzden dikkat bozukluğu olan arkadaşlara da aslında yani evde offline önerebilirim. Peki, sen hafta sonu mesela
ders sırasında kaçırdığım yerleri, yani hem hoca daha sonrasında söylüyor, diyelim ki söylemedi, oraya işaret koyuyordum. Yani burayı izle yazıyordum. Eve gidip orayı oradan tekrar ediyordum. O da yani çok yer oldu mu? Zaten çok fazla olmuyordu öyle yerler. O yüzden bana böylesi daha mantıklı geldi. Yani böyle yaptım ben. Peki derse gelmek, hani o hafta içi 5 gün hastane devam ediyor, hafta sonu derse geliyorsun ya. Evet. Onun sana artısı oldu mu hani çalışma disiplininde, planında? Evet, kesinlikle oldu. Çünkü Bora 2 gün boyunca kendini sabah 8.30'da hazırlayıp ders dinledi. Ve o şeyi kendi elindeki, offline'deki o disiplini yöneterek hafta içine bırakmadı çok fazla. Sen de hafta sonu buraya geldin. Çünkü ben hafta içine bırakıyordum. Buraya gelip canlı derse tekrar yüklüyordun. Evet. Tekrardan. Eksiklerini kapatıyordun offline'da. Evet. Hani bazı derslerimiz oldu. İşte bayrama geldi. O yüzden canlı yapamadık. Onlardan biliyorum. Yani onları offline izlemek zorunda kaldım. Evet. Evet. Peki kaynak olarak sadece konuları nereden baktınız? Hani ek bir kaynağa ihtiyaç duydunuz mu? Biz size şampiyonların notunu vermiştik. Şampiyonların notu. Yani adı üstünde gerçekten şampiyonları arkamızdaki bütün 10 kişi de onları kullandı yani. Gerçekten çok yeterli, hatta fazla kaynaklar. Yani Yandal'a girseniz bile bu kaynaklarla gerçekten iyi bir sonuç alabilirsiniz. Ve hani havada kalmıyor konular. Ayrıntıya inmek aslında sıkmıyor beni. Çünkü ayrıntıya inince konuyu tamamen anlamış oluyorsunuz. Bütün mekanizmaları daha iyi anlamış oluyorsunuz. O yüzden şampiyonların notu tamamen yeterli. Yani internette bir sürü yazı var, okumuştum. İşte patolojiyi şundan şöyle yapın, farmakolojiyi şuradan yapın falan. Hiç gerek yok. Yani TUSTATA'nın her şeyi tamamen yeter. Soru bankaları da öyle. Soru bankası olarak da Meditus'u çözdüm. Yarısını falan çözdüm ama. Biraz daha zorlanmak istiyordum sorularda. O yüzden klinisyene geçtim. Daha sonra da vaka sorularını çözdüm. Tabii ki tüm TUS sorularını çözdüm. O zaten... Yani sayılmaması lazım onun. Yani herkesin kesinlikle çözmesi gereken şeyler. Tüm TUS sorularını iki kere çözdüm ben. Hı. Beşinci sınıfta. Nasıl yapıyordun peki? Konuyu dinleyip? Hayır, dinleyip yani... Var mıydı? Yok, dinliyordum konuyu. Sonra hafta içi konuyu çalışıyordum. Mesela atıyorum hücre patolojide. Ya da fizyolojide hücre. Konuyu bitirince onun sorusunu çözüyordum. Zaten tüm TUS soruları da bizim şampiyonların notuyla aynı konu sırasıyla gidiyor. Pat 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 böyle... Gidiyordum. Aynen, kombin yaparak. Kimisi şey de yapabilir, yani tüm kitabı tekrar edip sonra tüm soruları çözüyorlar. O kişiye kalmış bir şey. Mesela bir de benim tekrarlarım da çok yavaştır, azdır. Mesela toplam ortalama 4 tekrar attım ben. Bazı ezber dersleri 6 tekrardır. Mikrobiyoloji, biyokimya, farmakoloji. Bunlara 6 tekrar falan attım. Ama bir sayfada yarım saat geçirdiğimi bilirim ben yani. Kimisi, ben bir saatte 40 sayfa okuyorum, bir saatte 50 sayfa okuyorum, yavaş mı okuyorum diyen var, 50 sayfa iyi mi falan diyen var. Yani herkesin kendine göre bir stili olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden şu kadar tekrar atmam lazım diye zorlamasınlar kendilerini. Yani yavaş çalışıyorsunuzdur, sindirerek çalışıyorsunuzdur, o da olabilir, ben öyle biriydim. O yüzden onu bilerek hiç sıkıntı yapmadım yani benim daha çok hızlanmam lazım diye. Çünkü hızlanmam... Yani hızlandıkça anlayamıyordum. Yani benim illa kafamda o mekanizmayı kurmam lazım. Yani ben öyle çalışıyordum. Kimisi bir saatte 40 sayfa da okuyabilir. Sen nasıl çalışıyordun peki 5'teki süreçte? Ben de aynı şekilde. Yani neler çözdün? Mesela soruları nasıl çözdün? 5'inci sınıfta tüm TUS sorularını çözdüm ben de tabii ki de. Hatta mesela önemli bulduğum soruları işaretledim ki sonra onlara geri döndüm. Sınavdan önce bir de onlara geri döndüm. İşaretlediğim soruları. Aynı şekilde Meditus'larda. Kaç kişi çalıştın? Ben de yavaş çalışıyordum. Böyle gibi. 4-5'lerim. Ama bazı konular var. Yani tüm kitaba tekrar atmadım ama o konulara çok fazla tekrar atmışımdır. Klinisyen mi çözdün yoksa Meditus'u çözdün? 5. sınıfta Meditus'u çözdüm. 6'da? 6'da İşaretlediğim sorulara baktım. Klinisyen vaka soruları serisini çözdüm. Retus denemelerine baktım. Dershanemize aylık yapılan denemeler vardı. Onların hepsine girdim. Bu şekilde ilerledim. Sen denemeleri mi istedin? Denemeler çok önemli. Ona değinmeyi unuttum. Yani denemeler
nerede olduğunuzu gösteriyor size ve çok önemli. Çok kötü de olabilirsiniz, iyi de olabilirsiniz, çok iyi de olabilir. Yani fark etmez yani kendinizin geliştiğini görmeniz lazım. Mesela 20 net yapan adam bir sonraki denemede 30 net yapıyorsa bu devamlı 120 net yapan adamdan daha iyidir bence. Hı. Yani bunu görmeniz giderek lazım. Arttırma. Aynen, giderek arttırması lazım. Evet, çok güzel bir motivasyon kaynağı. Kesinlikle. Yani ben kötü yapınca iyi yaptığımdan daha çok çalışırdım. İyi yapınca biraz daha rahatlardım abi. Gerçekten iyiyim falan derdim. Ama kötü yapınca hani biraz da stoik olacak ama üzüntü değil de sinir yaşamak gerekiyor. Yani sinirlenip daha çok çalışmak gerekiyor. Yani çoğu insan korkuyor denemeye girmeye. Ya üzülürsem ya motivasyonum giderse ben deneme gelsin diye bekliyordum yani. 5'te giriyordunuz diyebiliyorum ben tabii denemeye. 5'ten beri sizi hiç kaçırmadım. Görüyordum. Yani ben mesela burada da şu an 5. sınıf arkadaşlar var. Onlar da şu oluyor. İşte hafta sonu stajlar var, sınavlar var. Hafta sonu dersler dershanenin devam ediyor. Takip etmek, yetiştirmek, hastane bir yandan, TUS bir yandan. Hep ondan biraz ufak ufak müzerifler. İçlerinde belli bir kesim çok düzenli bir şekilde hani dersleri dinlediği gibi tekrarını yapıp soru da çözmeye vakit buluyor ama belli bir kısımda burada takılıyor. Mesela denemeye girmekten de hakikaten korkan bir kesim var. Ne öneriyorsunuz? Yani 5. sınıfta hem stajlar, hem dershane, hem tekrar, hem soru. Tabii ki herkesin çalışma sistemi farklı ama hani denemelere girmek artı soru çözmek nasıl bir programla ilerlemelerini tavsiye yani edersiniz onlara? 5. sınıftaki stajlara ayrı bir çalışma gerekmiyor. Yani siz zaten TUS çok hızlı işlenen bir konsept mi diyeyim yani. Burada 2 günde bütün patolojinin yarısı bitiyor. Hı-hı. Ya dahiliğin 1/3 bitiyor. Günde 10 saat dersler oluyor tabii. Uzun dersler oluyor. Yani onları dinleyince hayli hayli yetti bana stajlar. Ben staj yani sözlerden önce çalışmıyordum bile 5. sınıfta. Yani çalışmıyordum. O bana yetiyordu. Hatta normal TUS'umu çalışıyordum. Hala sözlerden önce sözlüğe girip geçip devam ediyordum yani. O yüzden sözlüğün en yüksek alanlardan biri olmak istediğim için sözlüğünden çok çalışıyordum ama yani bir tek o zamanlar TUS'a çalışamadım. Ama onun dışında böyle deneme, soru, onların hepsini çözmeye çalıştım. Denemeye girsinler. Kesinlikle. Korkmasınlar. Hata yapmaktan korkmasınlar. Evet. Hatayı orada yapsınlar. Evet. Hata aslında yapmak kadar güzel bir şey yok yani. Doğru yaptığın soruyu doğru yaptın diye sevinmeye gerek yok. Onu evet, hep doğru yapacaksın zaten. Hata yaptın diye sevineceksin. Aa bunu iyi ki hata yaptım. Artık yapmayacağım. Onu, yani mesela ben hala vardır, hala silemedim. Birazcık kleptomanik gibi bir şey aslında. Kleptomani değil, neydi? Birikim hastalığı. Yani hala silemedim. Bir sürü fotoğraf var, binlerce. Ben de. Yani yanlışlarımın hep fotoğrafını çekerdim. Her sınavdan önce o önceki sınavda yaptığım yanlışları tekrar ederdim akşamı. Yani sınavdan önceki akşam. Onları tekrar etmek çok iyiydi. Hatta TUS'tan bir gün önce de bütün yanlışlarıma baktım. Yani 2 yılda yaptığım bütün deneme yanlışlarına. Zaten biliyordum yani önce de tekrar ettiğim için. Hızlı hızlı baktım. Onlarda da çok soru yakaladığımı düşünüyorum. Yani siz, ben yakalamıyorum tabii. TUS data yakalıyor da. Yani o yanlışlardan çok soru yaptırdı bana yani. Önceki gün baktığım bile. Evet. Ben de evet hepsini fotoğrafını çekiyordum, ses alıyordum. Sonra hani onları bir klasöre koydum, hepsine baktım. Çok faydalı. Yanlışlara bile dönüp geriye bakmak evet gerekiyor. Tabii ki en önemli şey yanlışlarımıza bakmak. Yani ben onu söylemeyi unuttum. TTS'de işte tüm TUS sorularında yapamadığımı ya da yapsam da beğendiğimi hani böyle bazı sorular oldu. İki şık arasında kalırsınız, yaptım dersiniz de onları da işaretliyordum. Evet, yani zaten konudan hemen sonra çözdüğünüz için çok yanlışınız zaten çıkmıyor. Yani yanlış çıkmayınca çok soru işaretlemiyorsunuz. Onları hızlıca dönmek çok kolay oluyor zaten. O yüzden fosforluyla ben yanlış yaptıklarımı ve beğendiğim soruları işaretliyordum. Onları da daha sonra öbür konu tekrarında onları da tekrar ediyordum. Başka soru bankasıyla beraber. Ben birlikte yürüdüm. Peki bir Redus sanal çözüyor muydunuz? Yani Redus 5. sınıfta çözdüm ben. Bir daha çözdüm. Ben 6'da çözdüm. 6'da çözmüştüm. 6. sınıfı nasıl gitti? Hani internsünüz, nöbetler var bir yandan. Bir yandan da artık TUS tekrarlarınız ve bir zaman sizi bekledi. Ben başladım. Sen nasıl yönetti? Benim stajlar acilde başlamıştı. Acilin yoğunluğu ve yani interne ilk kez başlıyor olmanın
Yani stresinden dolayı tuzdan koptum ben birkaç hafta. Yani derslere gelemedim burada, soru çözümleri oldu, gelemedim. Hep arkadaşlarım anlatıyordu. Nasıl toparladın? Sonrasında çok çabuk toparladım hemen. Yani tam bir 180 dereceydi benim için. Sonra işte konu tekrarlarına başladım tekrardan. Derslere geldin zaten. Evet, derslere geldim. İşaretlediğim sorulara baktım, tuz sorularında. Klinisyen vakal soruları serisine başladım. Dönem 6'da başladın sen. Evet, dönem 6'da başladım. Etkisi nasıl oldu senin için? Netlerindeki artışın, vakal sorularını çözdükten sonra mı artmaya başladı? Sadece vakal soruları diyemem tabii ama çok etkisi oldu. Sen çözmüş müydün dönem 6'da? Dönem 6'da, vakal yani 5'te ben sadece tüm tuz sorularını çözdüm. Dönem 6'da da ilk önce Mentus'la başladım. Yani çünkü pediatriyle başladık biz. Yani aslında çok yoğun değil ama yani yoğun gibiydi. İlk böyle çok nöbetimiz vardı. Klima çalışmıyordu bütün binada. 40 derecede birazcık terliyorduk. Hiç halimiz olmuyordu. Ben de 2 ay falan çalışamadım gerçekten tuz. Yani okulda çalışmaya çalışıyorum, uyuyakalıyorum. Bir şeyler oluyor, sıcaktan çalışamıyorum. Yani üzülmesinler. Bizim de oluyor yani 2 ay çalışamadın, 3 ay çalışamadın, 1 hafta çalışamadın. Ama içinde o çalışma isteği gitmesin. Ha 2 ay boş kalabilirmişim, 2 ay bom diye boş bırakmasan. O istek olacak ki arada böyle bir soru çözeceksin, telefondan yanlışlarına bakacaksın. Yani bir konu tekrarına başlayacaksın, 5 sayfa olsa bile okuyacaksın. Yani o tempoyu kaybetmemek lazım. Yani kafadan tamamen tuzu çıkartmamak lazım. Hep bir yerde o durmalı bence. Evet, geri dönüşlerin en sebebiydi kesinlikle. Yani, tamamen kopsaydım daha geri dönemezdim. Evet, genelde çünkü internlük biraz daha o tuz yaklaştıkça hani motivasyonu yönetmek de zor oluyor. Sen Quadro tuz almıştın. Evet, Quadro tuz aldım. Mesela o çok rahatlattı. Doğru. Evet, nasıl? Yani, nasıl bir planlamaydı? Ne yaptınız? Uğur hocam benim koçumdu. kendisine çok teşekkür ediyorum mesela şeylerim burada. Onunla ilk işte bir hedef belirledik. Yani bir de en başta hedefinizi bilmek çok önemli, onu atladım. Yani ben her masanın başına oturduğumda plastik cerrah olacağım. İşte kendimi ameliyathanede düşünüyorum. O ameliyathanenin güzel kokusunu düşünüyorum. Steril koku çok güzel yani. Yani onları düşünüyordum. O motivasyon çok önemli. Yani masanın başına oturup şimdi çalışalım da sonra ne olacağımızı düşünürüz diye olunca çok bir motivasyon olmuyor bence. Yani başta klinikleri iyi tanıyıp yani ne olmak istediğinizi bilmeniz gerçekten çok önemli. O yüzden en büyük tavsiyem bu benim bu arada. Yani evet, motivasyon evet. Olarak ne istediğinizi bilmek çok önemli. Şu da olur ya, KBB mi yazsam, psikiyatri mi yazsam? Biri cerrahi, biri yani çok alakasız yani böyle şeyler olmaması lazım. Hani cerrahi ise KBB mi, göz mü, plastik mi, genel cerrahi mi, bunlar düşünülebilir de hani genel cerrahi mi yazsam, dahiliye mi yazsam, böyle şeyler olmaması lazım yani. Daha sonra ne sormuştunuz siz? Onun Quadrotus'tan bahsedelim. Quadrotus'tan. Uğur Hoca ile bir plan yapmıştınız. Ben ne zaman başladım? Bir buçuk sene aldım ben Quadrotus'u. 2023... 5. sınıfın ortaları. Aynen 5. sınıfın ortalarıydı. 2023... Birinci yani ilk bar tusundan sonra aldım. O zaman çıktı. İlk çıktığı gibi zaten aldım. Orada beni rahatlatan şey, ben hiçbir program yapmıyordum. Yani Uğur hocam sağ olsun bana bütün programımı atıyordu. Bunu yapacaksın. Yapamazsan konuşuruz. Yaparsan, erken bitirirsen konuşuruz. Devamlı zaten iletişim halindeyiz. O yüzden ben ne çalışacağımı hiç düşünmüyordum. Çalışacağım şey belli. Yapmam gereken belli. Yani sadece onu oynamak kalıyor yani robot gibi. O yüzden kafanızda bir de o olmayınca çok daha rahat oluyor bence. Yani ben hiç o stresi yaşamadım internlükte. İşte nöbetinize göre ayarlıyorlar. Sonra bir sürü mezun arkadaşımız var. Hekimlik yapan, pratisyenlik yapan. Onların nöbetine göre ayarlayanlar duyuyordum yani. Çok büyük kafa rahatlığı bence Quadratus. Ve başarıya da götürüyor tabii ki. Evet, bireysel birilerinin hani seni motive etmesi, ilgilenmesi, evet, sürecini takip etmesi. Hem de doğru şey yaptığınızı anlıyorsunuz. Hangi sırayla gittiğinizi derslerde. Biri, gerçekten doğru. Kontrol yapıyor. Sen peki? Ben almadım. Yani o programı hazırlama stresiyle karşılaştım kesinlikle. Ama yaptım. Sonlara doğru hızlandınız mı? Sonlara doğru kalktınız. Evet, tabii. Evet.
kamplar yani, verildi. Vaka kampımız vardı. Vaka kampı yaptım. Spitus vardı. Az önce Ali şey dedi ya. Şey, ondan bahsettim. Yiğit pardon. Bu arada Ali aramızda olacaktı. Onu da söyleyeyim. O da beşincimiz biliyorsunuz. O da ilgiden arkadaşımız. Ali nöbetleri olduğu için gelemedi. İnşallah önümüzdeki hafta onun da tecrübelerini ve bilgilerini aktaracağız herkese. Yiğit şey dedi, Spitus'u dedi, bir an gördüğümde ekstra bir not korktum evet, dedi. Öyle yargım vardı. Evet. Ekstradan kaynak çünkü hani hep diyorlardı ya bize tek kaynak, tek kaynak. O fazladan kaynak geldi, o yüzden bir ön yargım vardı. Ama sonra onları okumaya başlayınca ön yargım çok çabuk kırıldı. Yani fazla sardılar beni. Böyle oradaki o renkli yazılar, tablolar, akılda kalıcılığı çok yüksek yazılar. Çok da iyi soru yakaladı Spitus'tan. Evet, çok soru yakaladı ya. Çok evet, güzel bir kamptı. Yani onlardan sonra şampiyonların serisine çok az döndüm diyebilirim. Yani. Sadece son dönem vaka artı ona mı baktın? Yani Spitus artı vaka mı çalıştınız? Vaka kampını izlediniz mi? Evet, vaka kampını izledim. Vaka kampı da çok iyiydi gerçekten. Evet. Yani bir soru üzerinden tüm konuyu tekrar ediyorsun neredeyse. O yüzden o iyiydi. Ben Spitus'lara çok bakmadım yani. Özet çok güzel bir özet. Hatta sınava yanımda götürdüğüm de oldu. Pediatri aşılar mesela. Çok güzeldi aşıların tabloları. Götürdüm. O 1,5 saat arada onlara hemen baktım. Aşı çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Çıktıysa yapmışımdır yani. Ona da geleceğim. Nasıldı sizce? Mesela tek kaynak bol tekrar dedik. İki dönem eğitim aldınız ve sadece ders notlarınız kullandınız. Nasıl referanslar veriliyor? Gerçekten işte hoca burada bunu da anlattı vesaire. Referanslarla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Yani sınavda çok yaşıyorsun. Ben zaten bu benim kaçıncı TUS'um oluyor? Dördüncü TUS'um oluyor galiba. Ben beşinci sınıfın ortasında itibaren bütün TUS'lara girdim. Puanlarımız hesaplandı. İlk defa hesaplandı puanlarımız. Yani 30'ların hepsine giriyordum. Yani derslerde bu kesin çıkacak dedikleri pat pat çıkıyor aynı soru şeklinde. Yani şıkları bile söylüyorlar yani. Çünkü gerçekten hoca gibi düşünmeyi biliyorlar kendileri. Hocalar zaten de. O soru yazan hocalar gibi düşünmeyi biliyorlar. Ve gerçekten çok soru yakalıyor. Yani bu çıkmayacak dediği şeyler hocaların gerçekten çıkmıyor yani. Bu çıkacak diyor pat diye sınavda görüyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Evet, yani gerçekten ders dinlemek çok önemli. Kimisi diyor ki abi ben dersleri dinlemeyi bıraktım sadece kitaptan okuyacağım. Bence olmaz. Tüm kitabı bilmen lazım o zaman. Ne çıkacak, neye önem vereceğim bilmiyorsun. Evet. Dersleri dinlemek de çok önemli oysa. Hatta o soruların hani sınavda çıktığını görünce o sınavdaki moraliniz çok yükseliyor. Aa evet tamam bunu hoca söylemişti, işaretlemişti. Aynen. Ya soruyu bile... Denemelerden bile çok fazla soru geldi. Tabii denemelerden zaten. O yüzden eski denemelerimiz biliyorsunuz, geçmiş 3 yılın denemeleri hep sistemde yüklü. İndirip hani giremeyenler özellikle ben hep böyle yönlendiriyorum. Bakın denemeyi kaçırmış olabilirsiniz ama mutlaka indirip PDF'ini alın. Kendiniz çözün çünkü hem kendiniz denemiş olacaksınız hem de denemeden oldukça aslında yeni sorular hep sınavda da geliyor. Peki son artık şeyleri de sormak istiyorum. Böyle şu anki TUS'a gireceklere genel olarak toparlayacak olursanız neler yapmasını istersiniz, nasıl çalışmasını istersiniz? Hadi senden başlayalım bu sefer. Yiğit, iki oldu bu. Ali bizi ne yaptın, niye gelmedin? İki oldu Yiğit. Ali karışıyor. Zaten her yani söylediklerimizin üstüne kendileri gibi çok çalışan bir WhatsApp'ta arkadaş grubu kurmalarını istiyorum. Hem hocaların beklediği soruları birbirlerine paylaşsınlar. Bu da yetmeyip üstüne sorular yazsınlar. Bu akılda kalıcılığını gerçekten çok artırıyor. Bana çok faydası oldu. Onlara da faydası olacağını düşünüyorum. Siz kendi aranızda bizimkilerle mi bir grup oluşturdunuz? Evet. Hepiniz aynı notu çalışıyorsunuz. Evet. Soru mu yazdınız? Evet. Oradan soru hazırladık. Ne faydası oldu sana mesela? Ne artısı oldu? Ya çünkü o sorunun nasıl hazırlanacağını görüyorsun, nasıl geleceğini. Yani denemedikleri de böyle referans alıyoruz. Tekrar da yapmışsınız. Evet, tekrar. Bir nevi birbirimizi motive etme şeyinizde. Evet. Sen peki ne söylersin? Yani en başta dediğim gibi ilk önce hedeflerini bilsinler, ne olmak istediklerini bilsinler, o motivasyonla çalışsınlar. Yani ne istediğini bilmeden çalışmak gerçekten çok motivasyonsuz olurdu. Ben de düşünüyorum kendimi. Yani ne istediğini bilmeden niye okuyayım ki ben bunu derdim kendi içimden. O yüzden ne istediklerini bilsinler. Arkadaş grubu çok önemli.
Ben çok denedim arkadaşlarımla, yaratmaya çalıştım, olmadı. Hep bireyseldim ben yani. Ama olsalardı, ya bu arada hep yanımdalardı tabii ki. Çok destekleri de vardır yani, destek oldular bana. Ama öyle bir soru grubu olsun, bilmem ne olsun yapamadık yani. Ama onun da çok yararlı olacağını düşünüyorum. Bunları hiç farklı bir kaynak kullandınız mı bu arada? Hani şeyi de merak ediyorum. Tamam, başka hatta dershanelerin işte denemelerini kaçırmayın. Mutlaka bol bol denemeye girin diyorlar ya. Hani tüm dershaneyi çözün diyorlar. Evet. Var mı böyle kıyasladığınız ben gibi? Ben kullanmadım ama yani arkadaşlarım bana oradan sorular atıyorlar. Yani oradaki, o dershanedeki arkadaşlarım. Pek beğenmiyorum ben soruları. Bana da atıyorlardı. Bizim denemelerin zor olduğu söyleniyor. Zor ama güzel. Evet, ben... Yani zor, kaliteli soru. Düşündürtüyor. Yani çalışması lazım. Ezbere pat 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 soru yazmak kolay. Yani tabii düşündürten sorular var bizim denemelerde. Onları spot spot sorular diye gördüm ben. Tabii dershanelerde kötülemek gibi olmasın da. Ya daha üzerine çalışılmış sorular olduğunu düşünüyorum TUSTAT'a sorularında. Zaten klinikteki biliyorsun yan dalın avantajı da çok fazla. Biz yan dal eğitimleri de verdiğimiz için hocalarımızın hepsi zaten bu anlamda yan dal kitaplarını da yazıyor, sorularını da hazırlıyorlar. O sınav sorularını da görüyoruz. Dolayısıyla kliniklerde... Onu da hani söylemeden geçmeyelim, mutlaka yan dal sorularını da çözsünler. Evet, yani son 3 yılın, evet, yani senede 2 tane her branşın yan dalı oluyor. Son 3 yılın yan dallarını çözsünler. Yani çözsünler de cevaplarına baksın en azından böyle... Gerçekten pat kopyalı. Derece, evet, derece ilk 100 falan, ilk 200. Yani çünkü zaten göreceksiniz yan dal soruları da aman aman böyle aşırı zor sorular değil tabii ki. Ya TUS'ta da çıkıyor ya, kopyala yapıştır bir sürü soru var. Bu sınavda da çıktı bir tane pediatri sorusu vardı. Evet, çocuk, evet, kafasını vuruyor, geliyor, şişiyor. Hatta ben matam. Çok şaşırmıştım. Daha ben yanlış yaptım o süreçte. Çözmediğim için. Yani asistanlıkta hani bizim üstümüze çok bir şey anlatılmıyor falan dedim. Çünkü bizim sınavla o kadar yakındı ki bazı sorular. Peki son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Hocalarımızla ilgili, sistemlerimizle ilgili, TUSTAT'a ile ilgili. TUSTAT ailesine çok teşekkür ediyorum gerçekten canı gönülden. Özellikle hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi gerçekten ya anlattığı konuya çok hakim ve çok keyifli anlatıyorlar. Ben çok beğendim. Hep herkese TUSTAT'ı bu yönüyle öptüm ben yani. Hem kitaplar, notlar çok iyi ve hocalar da çok hakim konuya. Her sorumuza cevap verebiliyorlar. Yani ve ya hepsinin belli teknikleri var, farklı anlatım teknikleri var. Hepsi bir şekilde beyninize sokuyor yani bilgiyi. Yani ben soruyu çözerken hocanın sesi burada hala devam ediyor bende soru çözerken falan. Aa şurada şöyle demişti falan. Çünkü öyle bir tonluyorlar ki çok güzel anlatıyorlar gerçekten. Bence en büyük artısı bize konuları sevdiriyorlar. Yani mesela bir de anatomiyi çok sevmiyorum. Yani çok angarya gelir anatomi. Eskiden bana da öyle geliyordu açıkçası. Ama şu an anatomi en sevdiğim derslerden biri. Yani buradaki anatomi hocalarımız sağ olsun. Kalıcı bir şekilde. Evet. Var mı peki iletmek istediğin, ailen olur, arkadaşların olur, yanında olanlar olur. Evet. Teşekkürlerimizi alabilirim. Buyurunuz, bu kamera sizin. Bu süreçte ailemin yanında kaldım. O kadar büyük bir faydası oldu ki bana. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte ayrıca bana yardımcı olan, bana çok konu öğreten arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ben de ailemle kaldım bu süreçte ve gerçekten bana da çok yardımı oldu. Aileme çok teşekkür ediyorum ve her zaman yanımda olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ben de ikinize teşekkür ediyorum. Geldiniz, aydınlattınız, mutlu ettiniz. Umarım hayatınız boyunca başarılar sizlerle olur. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum ve en kısa zamanda güzel, hayırlı yerleştiğiniz sonuçları da paylaşmayı diliyorum. Umarım sen istediğin gibi Dermo'ya yerleşirsin. Sen de plastik cerrahi yerleşeceksiniz zaten inşallah. Bugünlük bu kadar o zaman. Evet, teşekkür ediyoruz. Böyle bir yerleşemiyorsak nasıl yerleşir? Değil mi yani? Yani ikinci olur. Ne yapacağız? Evet, evet. Ama sen İzmir'den gidiyorsun. Ne yapacağız? Gidiyorum ya. Yani burada pek sen de gidiyorsun kalmadım. İzmir'den? Belli değil. Ben belli değil mi? Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Gönlünüzce olsun. Gittiğiniz yerde önemli olan gene gelmek istediğinizde her yer çok yakın olacak. Siz istediğiniz gibi geleceksiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajda inşallah Ali'yi de aramızda göreceğiz. Keyifle sonlandırmak istiyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.